hareketleri önemlidir. Çünkü cümlenin noktaları, virgülleri ve aslında göstermek istediğiniz hareketin en önemli güçlendiren unsurlarıdır, aksesuarlarıdır da diyebilirim. İşte bir kalça hareketi yapıyorsanız bunu daha iyi göstermek için elinizi kullanırsınız. Genelde oryantalde kollar bükülü kullanılır. Birçok kol hareketi vardır. Bu kişinin kendi yaratıcılığıyla da ilgili. İşte içeriye çevirebilirsiniz ellerinizi. Birini içeri çevirirken birini dışarıya çevirebilirsiniz. Ters yönlere gidebilir. Aynı anda çevirebilirsiniz. Dışarıya çevirebilirsiniz. Bilek vuruşları vardır. Bunlar bilek vuruşları mesela. Ya da işte kalça vuruşu yapacaksam vurdum, vurdum, vurdum. Kollarımla genelde güçlendiririm. Bütün hareketleri ellerimle. Yüzlerce el ifadesi vardır. Mesela Hint oryantalinde daha çok el hareketleri görürsünüz. Hint oryantalinde el hareketleriyle bir hikaye anlatırlar. Yaklaşık 3500 tane el figürünü görebilirsiniz Hint oryantalinde. Türk oryantalinde de eller önemli, oryantalde eller önemli. İfadeyi, cümleyi noktalayan, virgülleyen ya da zenginleştiren şey ellerdir oryantalde. Oryantalde ellerin estetik olmasına dikkat etmemiz gerekir. Ellerinizi kullanıyorsanız, dışarıya çeviriyorsanız bunu yumuşacık, işte çok narin ve çok zarif olması gerekir. Yani ellerinizi düz kasarak kullanmaktan ziyade ellerinizi en estetik şekilde kullanmayı gerektirir oryantal. Genelde estetik bir dans oryantal. Ellerin de dans kadar estetik olması lazım. Ellerinizi sıkarsanız, kasarsanız ya da düz kullanmaya çalışırsanız oryantal yapmakta zorlanırsınız. Bilek hareketleri çok önemlidir. Kol, el ve bileği bölebilirsiniz. Koldan değil, bilekten yapılan çevirme hareketleri vardır. Bunda kolumu kullanmam mesela. Bu çünkü estetik bir görüntü değil. Genelde el çevireceksem bilekten yapmayı tercih ederim. El çevirmeleri koldan değil. Kollarımı kullanacaksam da o zaman omuzlarımı da devreye sokarım. Ki daha estetik görünsün.